Mert Fırat'la birlikteyiz. Kendisiyle karantina koşullarında elbette bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İkimiz de evlerimizdeyiz değil mi? Ben evdeyim ama Mert Evet, sizin de... Evet, ben şu an evdeyim. Evet. Canlı yayına evden katılıyorum. Arkada işte salondayım şu anda. Harika, çok sorumuz bu. Çok güzel. Bu arada nasıl geçiyor karantina? Onu hemen hızlıca sorayım. Karantina çok yoğun geçiyor. Çünkü yani bir yandan birçok arkadaşımla görüşüyorum. İşte internet üzerinden tabii. Böyle mesafe, o sosyal mesafe çoktan daha da büyük bir şeye geçti. Kilometreler artık aramızdaki. Mecburen o koşulları altında hem kendi arkadaş çevremle hem meslektaşlarımla çokça işten böyle faaliyet yürütüyoruz. Evet. Bir yandan tiyatro kooperatif çalışmaları var. Bir yandan evet, ihtiyaç haritasının çalışmaları var. Bir yandan festivalde yeni sezon hazırlıkları var. Hiç olmadığım kadar çok yoğundayım. Yani normalde çok yoğun çalışan birisiyim ama yani şimdi böyle sabah 10'da başlayıp 11'de başlayıp gece 1'e kadar gidiyor artık. Güzel. Peki hemen şu Fest Together'la başlayalım mı? Çünkü cumartesi günü yayında olacak. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Çok özel ve büyük bir şeye benziyor. Evet, hazırlıklar çok güzel. Yani büyüklüğü evet, yani o gönüllerin bir olmasından geliyor aslında. Birlikte hareket etme duygusundan geliyor. Yani ve o büyüklüğü kalplerin büyüklüğüyle gerçekten doğru orantılı şu anda. O beni çok heyecanlandırıyor. Sertab Erener'in acayip bir katkısı var. Yani bütün sanatçıların ayrıca ama Sertab da böyle bu konuya kendini vakfetti. İhtiyaç haritasının böyle bir kampanya düzenlediğini ve hani birçok sivil toplum örgütüyle zaten biz hep böyle entegre birlikte çalışıyoruz. Orada böyle bir arada olacağımızı duyunca sağ olsun ne kadar imkanı, ne kadar bağlantısı varsa o da seferber etti. Ve herkes de öyle oldu bu sefer. Gelen bir başkasını getirmeye çalıştı falan. Böyle evet, çok kapsayıcı. Her böyle duygudan insanın bir araya geldiği bir festivale dönüştü. Cumartesi günü de sabah saat 10'da başlayıp gece saat 1'e kadar giden kocaman bir festivalimiz var. Harika. Peki sabah 10'da başlayacak. Gece 1'e kadar devam edecek dedin. Nasıl oluyor? Yani insanlar kendi evlerinden bağlanacak ve arada mesela sunucular bir sunumlar mı yapacak? Nasıl bir şey planladınız? Şöyle olacak aslında, sabah bir etkinliklerle başlıyor genel itibariyle, böyle işte yoga faaliyetleri, eğlenceli egzersizlerle falan başlıyor. Sonra arkadan paneller geliyor. Panellerimiz de işte iklimden tutun da aslında çevreye kadar, eşitliğe kadar uzanan paneller. Ve bizim ihtiyaç haritasının aslında nasıl oluştuğundan, nasıl bir modeli olduğunu, nasıl bir örgütlenme ve çalışma modeli olduğunu anlatan paneller de var içinde. Bizim böyle 3 gibi müzik bölümü başlıyor ondan sonra. O paneller ve eğlenceler çeşitli etkinliklerden sonra 3'te müzikler başlıyor ve aslında bu bizim ev sahipleri dediğimiz oyuncu arkadaşlarımız, işte stand-upçı arkadaşlarımız ve birçok arkadaşımız aslında farklı kanaat önderleri diyelim artık onlara. Aşk 101 işte ekibi sağ olsun, bizim eski ufak tefek cinayetler ekibi diyeyim. Sonra bizim ortaklarımız, arkadaşlarımız, paydaşlarımız, müştereklerimiz hepsi bir arada. Onu sunuyor olacağız. Çıkacağız. Biz çalacak, biraz sonra çalacak aslında parçayı, içeriği anlatıyor olacağız. Bir yandan kampanyamızı sürekli anlatıyor olacağız. Çünkü birçok kampanya var. Orada onu belirtelim. Sağlık güzel, çalışanlar için ayrı bir kampanya. Sağlık materyalleri için ayrı bir kampanya yürütüyoruz. Bunun yanı sıra sahne emekçileri için ayrı bir kampanya yürütüyoruz. Onun işte bütün toplumu, yani zaten kampanya %90'ı o, tüm topluma erişim için bir kart kampanyamız var. İhtiyaç haritası özel bir kart hazırladı. O kartla o biriken meblağ, o kartları aktarıp dört bir tarafa dağıtıyor olacağız aslında. Bu kartlarla da hem mahallemizden hem mahallenin dışından her yerden alışveriş edebiliyor olacaksınız. Bizde mahalle kültürü çok önemli biliyorsunuz. Biz böyle bir ihtiyaç haritasını o temel üzerine kurduğumuz için o destekleşme, hani tam böyle köy enstitülerini 80. yılında devirdik. Köy enstitülerin o imece kültürü vardır ya. Evet. İmece kültürü üzerinden de hem itemsların, yani böyle şeylerin de paylaşılabildiği, aynı yardımların da yapılabildiği, maddi yardımlar yapılabildiği bir yapı zaten ihtiyaç haritası. Gece boyunca bunları anlatıyor olacağız. Gece boyunca bu kampanyalara arka arkaya sıralıyor olacağız. Tiyatro Kooperatifi'nin bir kampanyası var. Böyle biraz geleceğe dikkat çekmekle ilgili. Senin yerin bizde ayrı dediğimiz, yeri gerçekten bizde ayrı olan tüm seyircilerimize, tüm sağlık çalışanlarına sunduğumuz bir kampanya var. Onlarla bu post-Covid, Covid sonrası nasıl buluşacağımızı hayal ettiğimiz bir kampanya. O kampanyayı da sunuyor olacağız. Böyle.
Peki iki şey soracağım. Bir, izleyiciler hangi platformdan izleyecek? YouTube mu yoksa kendi sitesinden mi bunu? İki, buraya nasıl bağış yapacaklar? Şöyle izleyecekler izleyiciler. Net.de'ye giriyorlar. İnternetin neti, Denizli'nin D'si, Net.de kanalından. 17 milyon takipçisi olan dünyadaki dördüncü sıradaki müzik kanallarından biri YouTube üzerinden yayın yapan. Ve gerçekten çok ciddi bir izlenme oranı olacak orada. İzleyiciler oraya girecekler, o kanaldan seyrediyor olacaklar. Gün boyu bizim içeriklerimizin tamamı Net.de'de olacak. YouTube bizi destekliyor bu anlamda. Google bizi destekliyor ve orada sürekli arkada bir canlı yayın ekibi var. Hatta şu anda evde de kurulum var. Bir yandan kurulumu yapıyor olacağız. Güzel. Benim gibi de işte dediğim gibi ev sahipleri, işte Aline Boz gibi, Yekta Kopan gibi, işte Didem Balçın gibi, onlar da böyle sürekli anlatıyor olacaklar. Nasıl bağış yapıyor olacağız? İşte tam da bu moderatörler diyelim, ev sahipleri, sunucular diyelim. Onlar aslında müzik grupları araya girmeden önce bunu anlatıyor olacak. Birkaç yol var. Bir tanesi EZCO. EZCO'ya girip dijital ortamda çeşitli limitler var. O limitler içinde insanlar oradan destek olabiliyor olacaklar. Aynı şekilde destek amaçlı bilet alabiliyorlar. O destek amaçlı bilet de tamamen gelirinin buraya, bu kampanya gittiği Mobilet ekranından giriyorlar. Şimdi internet mecrası çok geniş ama katılım da çok yüksek olacağını beklediğimiz için şu anda Doğru. çok çeşitli yerlere bölmüş durumdayız. Yani EZCO ve Mobilet şimdi bunlardan biri. Bir de bir çağrı merkezi çalışmamız var. Umarım onu da işleme eski günlerdeki gibi, o teletonlardaki gibi Evet. aslında çağrı merkeziyle de böyle bir çalışma yürütmek istiyoruz o tarafta. İnsanlar arayıp destek olmaya devam edecekler. Şimdiden gelen destekler var. Onlar çok güzel. Birçok şimdi kuruluş adlarını arka arkaya sıralamayayım ama şu anda aynı destekler, malzeme destekleri, hijyen destekleri sağlıyorlar hali hazırda. Bir de bilgisayar kampanyamız var. Bu uzaktan eğitimden kaynaklı biliyorsun. Yani çok şey bilgisayar ihtiyacımız var Türkiye'nin dört bir yanında. Hatta biz bir çağrı çıktık bir hafta önce. 15 bin ihtiyaç çıktı. Doğru. 15 bin tablet ve bilgisayar ihtiyacı. Hani bir evde birden fazla çocuk da var tabii çok normal olarak. Dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak adına da bir kampanyamız var. Onu da TOG'la birlikte yapıyoruz. NEP Vakfı'nın desteği, TOG'un desteği, TİDER'in desteği, gıda alanında falan derken böyle tam ihtiyaç haritasının da misyonuna yakışır. Birçok sivil toplum örgütüyle aslında rol çalmadan birlikte oynadığımız, birlikte olduğumuz bir buluşma noktası, ihtiyaçla desteğin buluştuğu bir noktayı gün boyunca anlatıyor olacağız. Destek vermek istedikten sonra bizim bütün kanallarımız, yollarımız açık. Hiç olmadı direkt bana yazabilirler. Müthiş, harika. Cumartesi günü o zaman sabah 10'dan itibaren dikkatle takip edeceğiz. Bir de yine gündemde olan başka bir konu tabii ki tiyatroların durumu. Çünkü bu Covid-19 salgını ile birlikte en çok aslında darbe yiyen sektörlerden biri kültür sanat. Ama burada tiyatrolar ayrıca daha da büyük bir darbe yedi bence. Çünkü atıyorum müzisyenler şu anda canlı konserler hala verebiliyor Instagram üzerinden şuradan buradan ama bir tiyatro canlı olarak oynama ihtimali ne yazık ki yok. Ve tiyatromuzu yaşatalım diye bir kampanya başladı. Birçok insan, sanatçılar ve vatandaşlar buna imza attılar. Dastası da tabii bir yandan göz önüne alarak da soruyorum. Ne öngörüyorsunuz bu yakın gelecekte ya da orta vadede? Valla Dastas moda sahnesi sanat mahal böyle benim bilfiil içinde olduğum ortağı kurucusu oldum aslında kurucularından biri oldum yapılar. Biz çok zorlu bir süreç görüyoruz ve bunu da desteksiz atlatabilmeyi imkansız buluyoruz. Ölçeği ne olursa olsun adına bağımsız tiyatro deyin, özel tiyatro deyin, ne derseniz deyin bir ekonomik sistem üzerine dönüyor bu yapılar. Biz kamuya yararlı kurumlarız aslında. Kamu yararına da çalışan kurumlarız. Yani aslında her ne kadar biz çeşitli nace kodlarıyla tacir statüsünde olsak da tacir değiliz. Yani yaptığımız iş, ödediğimiz vergi ne yazık ki çok yüksek. Yaptığımız işin efekti bu anlamda çok yüksek ama harcamalarımız çok yüksek. Ödemelerimiz çok yüksek. Yani biz hani SGK'ya, vergiye, her şeye herkes gibi tabiiz. Dolayısıyla burada bir düzenleme istiyoruz. Bu talep ediyoruz aslında. İmza kampanyası da çok çeşitli arkadaşlarımızın yürüttüğü, herkesin emek koyduğu hani bir kampanya. O yüzden kimseye mal etmek doğru olmaz herhalde burada ama bir yandan da kooperatif olarak da bakanlık tarafıyla aynı yine aynı çeşitli grupların taleplerini 15 Mart itibariyle aslında bakanlığın da davetiyle masaya koyduk. Yine büyükşehir belediyeleriyle de benzeri toplantılar yaptık. Kılıçdaroğlu özel bir toplantı yaptı. Orada üç büyük şehrin belediye başkanları vardı, büyükşehir belediye başkanları.
Onlara da bu dertlerimizi aktardık. Bizim kaynağa, maddi desteğe, aynı desteğe çok ihtiyacımız var şu anda. Ve bütün tiyatrolar, hiçbirini ayırmadan söylüyorum, bu desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu tarafta da kamuoyunun çok değerli desteği var. Umarım bu tarafta da bu desteği alacağız. Tiyatroları minimum vergiyle, hatta vergisiz devam ettirebilmenin yoluna bakacağız. İşte çeşitli kaynakları geliştirmenin ve bu kaynakların bu kriz anlarını kullanabilmesini sağlayacak şeffaflıkta kurumlar oluşturmanın, kurullar oluşturmanın, hatta sanat kurulları oluşturmanın peşindeyiz. Bu anlamda yerel yönetimlerin de böyle çok çalışması var. Devlet tarafında bakanlığın açtığı özel tiyatrolarla ilgili bir kayıt sistemi var şu anda. Ama hani bunlardan azade çok daha hızlı harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü kültür oluşturuyoruz biz. Marka değil. Hani o kültürü oluşturmanın da bir bedeli var. Yılları var. Ustalarımızdan aldığımız bir aslında meşale var. Gerçekten devam ettirmek istediğimiz. Ve destekçilerimizle, seyircilerimizle, halkla birlikte büyüdük ve geliştik. Bu noktaya geldik. Gurur duyulacak bir noktaya geldi aslında tiyatrolarımız. Hepsi 50'li yıllardaki efektine, yüzüne dönmeye başlamıştı ki böyle bir pandemi yaşadık. Bunu kaybetmemek için yanımızda olmasını istiyoruz. Biliyorsun bu etki edebilmek için de o üç ayağı hiç kaybetmemek gerekiyor. Bu üç sac ayağını. Yereldeki yönetimleri, devleti, yani kamu kuruluşlarının tamamını diyebiliriz aslında, de STK'ları. Biz şimdi burada sivil toplum olarak tiyatro kooperatifinde de aynı şekilde bu hakların her zaman daha fazlasını istediğimiz yerde duracağız. Çünkü aslında haklarımız halkın hakları, bizlerin hakları. Kültür bir haktır. Su gibi, ekmek gibi bir haktır. Ve dolayısıyla o hakkı hakkıyla teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Cumhuriyet Evi için. Cumartesi günü yakından takip edeceğiz olup bitenleri, bakalım neler olacak Fest Together'da. Ayrıca bu tiyatro meselesinde herhalde daha konuşacağız gibi gözüküyor. Evet. Şimdiden iyi şanslar. İnşallah sahnelerde buluşmak üzere diyorum. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler.